الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kıymetli gönül dostları, sevgili izleyiciler, Darende Şeyh Hamidi Veli, Somuncu Baba Külliyesi'nde, mübarek bir mekanda, mübarek bir zamanda, yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdolsun. Bu sohbetimizde Bakara Suresi'nin 1 ve 5. ayetlerindeki tasavvufi hatırlatmalardan bahsedeceğiz. Bakara Suresi Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'ın en uzun suresidir. Tamamının bir nüzul sebebi olmamakla birlikte birçok ayetin özel iniş sebepleri vardır. İslam'ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeni ile ilgili temel bilgiler içerir. Bakara suresinin değerini ve özelliğini anlatan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi şöyledir. Evlerinizi içinde Kur'an okumayarak kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan içinde Bakara suresi okunan evden ürker ve uzaklaşır buyuruyor. Elif, Lam, Mim çoğu Mekke'de nazil olan 29 surenin başında ya bir ayet ya da bir ayetin başlangıcı olarak kelime oluşturmayan bazı harfler yer almaktadır. Bunlara hurufu mukatta'a yani ayrı ayrı harfler denilmektedir. Bunlar Arap alfabesinin 14 harfidir. Bu harflerin Kur'an-ı Kerim'den bir ayet veya ayet parçası olduğuna şüphe yoktur. Ayet sayılmaktadır. Manaları ve hikmetleri üzerine ise farklı görüşler belirtilmiştir. İmam Rabbani Hazretleri elif La, mim harflerinden bahisle elifin Peygamber Efendimizin hakikatine, lamın Hazreti İbrahim'in hakikatine, mimin ise Hazreti Musa'nın hakikatine baktığını, onları ifade ettiğini söyler. Ayrıca kendisinin de velayet yoluyla bu harflerden nasip aldığını belirtir. Burada şunu ifade edebiliriz. Nakşibendilikte letaifler vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin tahtı kademi ahfa makamıdır. Eliften maksat Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakikati ise ahfa makamını işaret eder. Lam Hz. İbrahim aleyhisselama işaret ettiğine göre Hz. Nuh ve İbrahim aleyhisselamın letaifteki makamı ruh letaifidir. Hz. Musa aleyhisselamın tahtı kademi ise sır letaifidir. O zaman Nakşibendilik'te letaifler olarak ifade edilen manevi mertebelere bir takım işaretler olduğunu İmam Rabbani Hazretlerinin bu manevi yorumlarından anlayabiliriz. İkinci ayette işte kitap onda asla şüphe yoktur. O günahtan sakınanlar için bir rehberdir buyuruluyor. Kitabımız Kur'an ı Azimüşşan hidayete götüren şüpheden uzak ve muttakilerin rehberidir vahiy ve peygamberler yoluyla yaptığı davet ve hidayeti benimseyenlere lütfettiği Cenab-ı Hakk'ın bir tevfikidir. Hak kazananlara ahirette cennetle Cenab-ı Hak mükafatlandıracağını müjdelemiştir. Bu ayet Kur'an'a uyanların hidayete ulaşacakları makamları göstermektedir. Rehber diye ifade edilen hüda, hidayetle aynı kökten olup Allah'ın razı olduğu hayat tarzında iman, ibadet ve ahlak yolunda ilahi rehberliği ifade etmektedir. Hulusi Efendi Hazretleri buyuruyor ya, sen hadi olmasan ana, kimdir ki yol bulasana, sensin bu hadi ve hüda, her fiili her ehva senin. İşte hidayeti Cenab-ı Hak'tan bekliyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ı hidayet kılarak kalplerimizi aydınlatmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Burada bir takva kelimesine işaret var. Takva küfürden, günahtan uzak durmaktır. Gönlünü haktan uzak tutan her şeyden gönlü temizlemektir. Müttakiler Allah'a verdikleri sözleri tutanlardır. Avamın hidayeti İslam ile, havasın hidayeti ihsan ve yakine imanla, havasül havasın hidayeti ise perdelerin açılmasıyla, hakkı müşahede ile neticelenir. Aziz kardeşlerim, üçüncü ayeti kerime, onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar buyuruyor. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Tasdik edip doğrulayan, yalandan uzak olan, nefsini kendi fiilleriyle azaptan kurtarmış olur. Bunun bir şekli, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak ve onu görmeden, nübüvvet delillerini kabul ile mümkündür. Nitekim Haris bin Nugayr, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a demiştir ki, sizler Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i görerek ona iman ile bizi geçtiğiniz, Allah'ın size büyük ecir vereceğini umuyorum. Onu gördünüz ve sohbetinde bulundunuz dedi. Abdullah bin Mesud Hazretleri şöyle karşılık verdi. Biz de sizin gibi onu görmeden iman etmiş olmanızdan dolayı daha çok ecir alacağınızı umuyoruz. Çünkü imanın eftali gayba imandır. Nitekim Allah'a azimüşşan ayetinde buyuruyor. Onlar ki gayba inanırlar. Gayba inanırlar sözü kalplerine gelen Allah'tan gelen gaybi bir nurla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne bakarlar, ona itaat ederler, onun sözünün doğruluğunu tasdik ederler ve böylece iman ederler. Ayetin devamında namazı dost doğru kılarlar buyuruyor. Adap ve erkanına riayet ederek namazını kılarken gevşeklik göstermezler. İkame ederler. Tadi ile erkan farz, vacip ve sünnetlerine uyarak adabına riayet etmektir namazı kılarken. Namaz beden organlarının kulluğudur. Bedenin hak emrine gelmesidir. Kıyam, rükû ve secde tekebbürden kurtulup tevazu yermektir. Ruhlar aleminde veya gayb merkezindeki gibi bir itaati izhar etmektir. Hulusi Efendi Hazretleri buyuruyor ya, Müminin miracıdır kalbi huzur ile namaz, kıl huzur ile namazın sırrı esra andadır. Namazı huzur ve huşu ile kılanlar, tadili ile erkanına uygun olarak kılanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğu bir manevi hazza ereceklerini bu beyitten öğreniyoruz. Ayetin devamında rızık olarak verdiklerimizden harcarlar buyuruluyor. Burada insanlara her türlü zahiri ve batini Cenab-ı Hak nimetler vermiştir. İşte insanın elindeki nimetlerden her türlü sarf etmesi kastedilmektedir. Zenginlerin infakı mallardan olur. Onlar mallarını ihtiyaç sahiplerinden kıskanmazlar. Abidlerin infakı nefislerinden olur. Onlar da kendilerini Cenab-ı Hakk'ın rızası için hizmetten esirgemezler. Ariflerin infakı gönüllerinden olur. Onlar da mürakabeden uzak durmazlar. Gönülleri daima Allah ile beraberdir. Aşıkların infakı ruhlarından olur ve ruhlarını kaza ilahiyenin cari olduğu mekanlardan uzak tutmazlar. Daima muhabbet üzeredirler. Sözün kısası zenginlerin infakı malın cepten çıkarılması, dervişlerin infakı ise ağyarın yani masivanın gönülden çıkarılmasıdır. Ey hulusi ol sen varını eyle feda, varını yok etmeyenler hiç visale ermedi diyor. İşte neyi varsa Cenab-ı Hakk'ın rızası için bütün varlığını bu yolda feda edebilmek, varlığından geçebilmek, vuslata ermenin yolu olduğunu bu beyitten de öğreniyoruz. Yine bu ayette önce iman zikredilmiştir çünkü iman kalbişidir. Sonra namaz o bedenle olur. Sonra infak o da malla olur. Böylece bütün ibadetler burada toplanmış oldu. İmanda necat yani kurtuluş, namazda münacat yani yalvarma, infakta terfi -i derecat vardır. İmanda beşaret, namazda kefaret, infakta taharet, temizlenme vardır. Burada takva, gayba iman, namaz, infak olmak üzere dört şeye vurgu vardır. Takva, Hz. Ebu Bekir Efendimizin faziletidir. Gaybe iman, Ömerül Faruk Efendimizin özelliğidir. Çokça nafile namaz kılmak Osman-ı Zinnureyn Efendimiz'in sıfatıdır. İnfak etmek ve neyi varsa Allah yolunda sarf etme özelliği de Hz. Ali Kerem allah ve Efendimiz'in sıfatıdır. Burada Çağrıyar Efendimiz'in dört özelliğinden bahsedildi. Hulusi Efendi Hazretleri de Çağrıyarı Çağrı Erkanı durur İslam'ın sıdgı, adli, hilmi, re'fettir Muhammed Mustafa beytinde aslında Çağrıyar Efendilerimizin dört farklı vasfından bahsetmişti. Hz. Ebu Bekir Efendimizin sadakatinden, Hz. Ömer Efendimizin adaletinden, Hz. Osman Efendimizin hayasından, Hz. Ali Efendimizin de kahramanlığından bahsetmişti, fedakarlığından bahsetmişti. Bu burada takva, iman, namaz ve infak konusunda yine yar efendilerimize işaret olduğunu anlıyoruz. Sufilere göre infakın birinci mertebesi sehadır. Onun arkasından cuhut gelir. Yani cömertlik ve isar gelir. İnfakın her türlüsü faziletlidir. Hulusi Efendi Hazretleri ne buyuruyordu? Cömert ol. Cömertlik bir civan mertlik şiarıdır. Sehi yani cömert Allah'ın dostu. Mümsik yani cimri ise Allah'ın düşmanıdır. Cenab-ı Hak bizleri cömertlikle, takva ile, namazla, gayba imanla, infakla Cenab-ı Hak kendine dost eylesin. Cenab-ı Hak kendine yakın eylesin. Aziz kardeşlerim, dördüncü ayeti kerime, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin olarak inanırlar buyuruluyor. Kur'an'a ve şeriat-ı Muhammediye imandır bu. Ayrıca ahirete şeksiz ve şüphesiz inanma hepimizin amentünün esasıdır. Ahirete iman unsuru bulunmadan ne din olur ne sağlıklı bir dünya düzeni olur. O zaman dünya gelip geçicidir. Ahiret ise ebedidir. Dünyada kesintisiz mutluluk ve ölümsüzlük arayanlar hüsrana uğramıştır. Asıl mutluluk sonsuzluk mekanı olan ahiret alemindedir bütün dinlerin ahiret inancı üzerinde ısrarla durmasının hikmeti bundan dolayıdır. Ey gönül havf ilahi ile dağla kalbini, bil ki Mevla'nın yarın ol, mahşeri kübrası var. Hulusi Efendi Hazretleri diyor ki, yarın mahşeri kübrada hesaba çekileceğinden, ahirette hesaba çekileceğinden, dünyada Cenab-ı Hakk'ın korkusu kalbini dağlasın ki, Cenab-ı Hak'tan ümit ve korku arasında bütün amellerini ahireti hesabı ederek yapasın. Beşinci ayeti kerime, Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerine olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Yukarıda özellikleri sayıran muttaki müminlerin hidayeti Rabbimiz katından olup her türlü hidayet ve tevfike şamildir. Ariflerin hakka vuslatına işarettir felaha ermek nefse galibiyettir. Şeytanın vesvesesinden kurtuluştur. Ebedi nimetlere erişmektir. Kurtuluş da elbette insanın kemale ermesidir. Manevi seyri süluki muttaki bir şekilde yapanlar doğru yolda hidayet üzere olacaklardır. Biz de Cenab-ı Allah'tan muttaki olmayı, namazlarımıza devam etmeyi, gayba imanda kalbimizin daima huzurlu olmasını infak ederek malımızı çoğaltmayı, bereketlendirmeyi ve böylece Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize rehber kılarak bizi hidayete erdirmesini ve Cenab-ı Hakk'ın sonunda felaha erdirdiği kulların zümresini bizleri de dahil etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz edelim. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşlerim.